Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar kara inek bugün boğadaydı. Kısa bir süre sonra doğumundan kısa bir süre sonra ilk boğasına geldi ama tabii ki aldırmayacağız. Sabahleyin arkadaşlar bir geldik, zinciri kırmış. Farklı bir zincir taktık. Zinciri kırmış, gelmiş hayvanların yanına. Allah'tan herhangi bir sorun yaratmamış hayvanlara. Şu an doğumundan bir ay olmadı. Kaç gün geçti tam olarak bilmiyorum ama bir yani 20 gün falan yoktur bile. Boğaya erken gelmesi iyi, güzel. Aşılatsak tutar mı tutmaz mı? Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani kesin tutar ya da kesin tutmaz diye. Genellikle arkadaşlar kısa bir sürede geldi mi hemen aşılatmayın. Birinci de eğer kısa sürede geldiyse. Eğer hayvan uzun süre gelmedi, boğaya geldi bu sefer aşılatın. Ama doğurdu, 15 gün sonra boğaya geldi, 20 gün sonra boğaya geldi arkadaşlar, hemen aşılatmanızı tavsiye etmem. Tutmama ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Yani %60'a %40 olmuş oluyor. İkincisinde tutma olasılığı daha da yükseliyor. Biz de onun için ikinciye bıraktık. Bakalım inşallah ikinciye boğaya gelir ve aşılatırız. Bir sonraki doğumunda bizde olur mu, satar mıyız orasını bilmiyorum. Orası artık belirsiz. Eğer kalmayı düşünürsek iyi bir aşı atarız, şarole falan. Yoksa normal bir yasimental ya da monofon bir aşı atarız arkadaşlar. Çünkü aşılamalar da çok pahalandı. Şimdi ben şarole atmayı isterim ama şarolenin şu an aşısı arkadaşlar 800 lira. 800 liraya aşı yapmak tutmama ihtimali de olduğu için kesin tutmuyor. Hiçbir şeyin kesinliği yok. O yüzden de riske atmak çok mantıklı gelmiyor satılacak hayvanda. Satılmayacak hayvanda arkadaşlar atarsınız. Tutarsa sizin karınıza, tutmazsa eğer şans, kısmet. Aşılamalar bu sene arkadaşlar aşırı pahalandı. Çok yüksek. Bizim bulunduğumuz bölgede çok yüksek. Sizin bulunduğunuz bölgeleri bilmem ama şareledir, angustur, limuzindir. Genelde ithal ırklar arkadaşlar çok yüksek. Simmental, mondofon falan alaca bu tür aşılamalar arkadaşlar 400 lira şu an itibariyle. Ocak ayında 600 lirayı bulur. Şarele 800 lira. Ocak ayında 1000 lirayı bulur. Yani düşünsenize 1000 lira veriyorsunuz. Bir aşıyı atıyorsunuz, tutmazsa bir 1000 daha vereceksiniz. Onda da tutacağı kesin değil. Yani biraz riskli. Boğa kullanmak artık, eskiden boğa kullanmak mantıklı gelmiyordu. Aşılama çok fazla yüksek değildi ama şu an boğa kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Bir sezon boğayı kullanacaksınız. İkinci sezon arkadaşlar satacaksınız. Artık bize eğer düzgün bir boğa olursa boğa kullanmayı düşünüyoruz. Seneye bir tane simmental buzağlar var. Simmental şu ineğin buzağısı. Ondan boğa olur. Bir sonraki seneyi de bilmiyoruz bakalım. Süt verimleri de arkadaşlar fena değil şu an. Kara inekle mondofon ineğin. Çok fazla yüksek proteinli rasyon yapmadığımızdan dolayı. Peki diyeceksiniz ki rasyon ne? Şu anki arkadaşlar rasyon, şu an daha süt yemi bile almadık. Besi yemi almıştık. Toz besi yemi. Süt yemine geçiş yapmadık. Şimdi diyeceksiniz ki besi yemi ile hayvanlardan süt alınır mı? Besi yemi de arkadaşlar süt yeminin arasında tabii ki fark var ama bizim gittiğimizde süt yeminden ziyade besi yemi vardı. Biz de mecburen besi yemi aldık. Ama faydasını şöyle söyleyeyim. Çok bir farkta görmedim yani. Çünkü süt yemi yedirdiğimde aldığım süt miktarıyla besi yemi yedirdiğimde aldığım süt miktarının arasında çok bir fark yok. Hatta hiçbir fark yok. Toz besi yemiyle arkadaşlar küsbeyi, pancar küsbeyi karıştırıyoruz. Samanla beraber bu şekilde arkadaşlar.
Şu an rasyon aslında zayıf bir rasyon. Sadece pancar küspesi ve besi yemi ve saman. Bu üçlüyle beraber bu hayvanlar şu an 15 kilonun üzerinde süt veriyor. Ortalama 17-18 kilo veriyorlar. Yazın olmuş olsaydı, dağda otlamış olsalardı 20 kilo ve 20'nin üzerinde verirlerdi. Dediğim gibi rasyonun zayıf olmasına rağmen maşallah hayvanlarda herhangi bir süt verimlerinde kötü bir gidişat yok. Çünkü 17-18 kiloyu sadece pancar küspesi ve besi yemiyle vermeleri normal. Süt yemi yedirsek yine aynı civarlarda verir arkadaşlar. Sadece miktarı artırırsak yem miktarını, o zaman birkaç kilo fazladan alabiliriz. Boğaya gelmesi de beslenmenin çok kötü olmadığını gösteriyor zaten. Kiloları da çok fazla zayıf da değil, çok kilolu da değiller. Bu ideal iyi. Bir hayvanın çok fazla kilolu olması arkadaşlar iyi olmuyor. Zaten mera hayvanı olduğu için bizim hayvanlar, meraya çıkınca hayvan inceliyor. Kilolu hayvan kilo almıyor. Zayıf hayvan kiloyu alıyor. Kilolu hayvan da zayıflıyor arkadaşlar. Bir fark edilmiyor yani. Kışın aşırı yağlandırmak hayvanı iyi değil. Hem doğumda zorlanıyor hem de birçok hastalığa arkadaşlar sebebiyet veriyor. Normal kiloda hayvanlarınızı tutmak lazım. Bu şekilde arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer boğaya gelirsek bu ineğe hangi tohumu atmalıyız sizce? Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Görüşürüz.